kişiler immünoterapi tedavisi almak istediği zaman bu tedaviye uygunluğu nasıl belirleniyor? Tabii ki immünoterapide aslında kendi T hücrenizi kullanıyorsunuz ama bazen o T hücresini kullanmanın kendi hücrelerinize de sardırılabilme riski de olabiliyor. Ama immünoterapi o kadar etkili bir tedavi ki yan etki profilini de sınırlı tutuyor. Mesela otoimmün hastalık dediğimiz romatoid artrit, Sjögren sendromu, lupus gibi bir takım hastalıklarda immünoterapinin yan etki profili beklediğimiz sağlıklı insana göre ya da otoimmün hastalığı olmayan insana göre biraz daha şiddetli olduğu için o grupta biraz daha temkinli yaklaşılıyor. Fakat hangi hasta grubunda bunlar yoksa verelim konusunda da bir takım biyo işaretler var.